Şimdi galaktik savaş diyoruz ya, galaktik savaş olduğuna göre uzayda evet. bir takım birilerinin var, olması lazım, mı, gelmesi yok. Lazım, gitmesi ha. lazım vesaire. Şimdi ona bir bakalım. Bir, geçen sene bir seyircimiz bana ulaşıp, Kur'an'da bulut kelimesinin geçtiği yerlerde evet. bunun farklı şekillerde geçtiğini, sanki böyle bir uzay gemisini andırdığını söylemişti. Oradan da ben bu bulut kelimesinin geçtiği yerlere baktım Kur'an'da ve bu ayetleri ben şimdi buraya da yazdım, hepsini listeledim. Şimdi onlara bakalım, o ayetlere ne şekilde geçiyor. Şimdi gamam ve sehab diye iki farklı kelimeyle geçiyor. Hud suresinde de geçiyor gamam. Evet. Hud suresinde sanki onlara bir bulut gibi görünür ama onlara azap şimdi getirir. Şimdi burada diyor. Ben onların şimdi bu galaktik savaşla ilgili bak ben bir açılım yapayım. Şimdi Sad suresinde benim esas dikkatimi çeken şey şu. Mele-i Ala. Mele-i Ala diye bir şey geçiyor. Bu Mele-i Ala Sad suresinde şöyle geçiyor. Peygamberimiz karşısındaki insanlara kendisine gelen Kur'an-ı Kerim'in gerçek bir bilgi olduğunu anlatmak için şunu söylüyor. Diyor ki ben nereden bilecektim? Mele-i Ala'dakilerin birbirlerine husumet besleyerek tartışma yaptıklarını ben nereden bilecektim? Bana bu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmeseydi. Yani bu şu demek, insanoğlu olmadan önce var olan bir tartışma, insanın yaratılması üzerine. Bir önceki programda ne demiştik? İblis karşı çıkıyor demiştik. O tartışmayı hatırlatıyor. Bir, Mele-i Ala burada geçiyor. Mele şu demek, Mele yönetici demek. Bunu nereden anlıyoruz? Bakara suresinin Talut, Calut bölümü anlatılırken Hazreti Musa'dan sonra gelen yöneticiler diye giriş yapıyor. Görmediniz mi onları? Bakmıyor musunuz onlara diye? Orada mele kelimesi geçiyor. Mele kelimesi yönetici demek. Ala da yüksek demek. Yüksek yöneticiler. Tamam, yani yüksek konsey. Yönetici meselesini açtın. O zaman oraya gidelim. Şu gamam ve sehab kelimesi. Dur, çünkü tamamlayayım. Bu Saffat suresinde de geçiyor. Saffat suresinde de Mele-i Ala'da öyle bir tartışmalar oluyor ki. Hatta şeytanın marit. Marite de baktım ben. Marit casus demek. Yani casus şeytanlar var. Mele-i Ala'da bir şeyler konuşuluyor. Oradaki o bilgileri alıp kaçmaya çalışıyorlar. Kaçamıyorlar. Arkalarına da şihab denilen bir şey takılıyor. Tamam. Mesela o senin bahsettiğin Saffat suresinde kaçıncı ayetten sonra geliyordu? Beşten sonra. Beşten sonra bir uzayda bir istihbarat savaşını anlatan ayetler var. Evet evet. Acayip ayetler. Acayip. Onları anlat. Onu biraz ondan önce şu şeyi ben sana söyleyeyim. Söyle. Şimdi gamam ve sehab şekilde iki türlü geçiyor kelime ve bu ikisini de bulut diye çevirmişler. Mesela Bakara suresinin 57. ayetinde bulutu sizin üzerinize gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Evet. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onlar bize zulmetmediler. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı diyor bu ayette. Burada gamam diyor. İsrailoğullarından bahsediyor. Tamam. Bakara 210'da da gamam şeklinde geçiyor. Yine bulut diye şey yapmışlar ama. Evet. Bulut dediğimi siz gamam olarak şey yapın. Bakara 210'da onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin bitirilmesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün emirler Allah'a döndürülür. Burada da gamam diye geçiyor. Yani Allah'ın ve meleklerin bulutun içerisinde gelmesini bekliyorlar diye ama gamam diye geçiyor. Sen gamamdan nereye geleceksin? Sehab kelimesi olarak geçtiği bütün ayetlerde yağmurla ilişkili geçiyor evet. bulut. Ama gamam olarak geldiği zaman gökyüzünden bir şey gelen birileri veyahut da gökyüzünden işte bir şeyler indiriliyor. Yani yağmur yemekti, değil bu. Şuydu buydu. Neden iki farklı kelime geçiyor? Yani şimdi biz meallere baktığımız zaman veyahut da tefsirlere ikisi de bulut. Mesela devamına bakalım. Furkan suresi 25'te de geçiyor gamam. Diyor ki ve semanın bulutlarla yarıldığı gün melekler sıra ile indirildi diyor. Şimdi burada da gamam geldi. Yani gökyüzü gök yarılıyor ve gamam içinde melekler iniyor. Gamam denen o da bulut diye tercüme edilmiş. Araf 160'da ne demiş? Gamam nasıl geçmiş? Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdı. Kavmi ondan su istediği zaman Musa'ya asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve o az önce yani şey indiriyordu ya. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Yine deminki aynı bulut. Evet. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Bize zulmedin. Bu buluttan sen şimdi, nereye bağlayacaksın? Şimdi, bağla onu. Bağladım zaten de bak bitireyim devamını da söyleyeyim. Ya farklı bulutlar dedim. Bu bulut ama ne olduğu belli bak, değil. Bu gamam. Gamamın ne olduğunu. Gamamın geçtiği ayetlere söyledik tamam mı? Nasıl geçti?
buluttan bir içinde melekler iniyor, gök yarılıyor veyahut da onun içinden bir şeyler indiriliyor. Canlı varlıklar var. Şimdi Bakara suresinde 164'te, Araf 57'de, Rad 12'de, Nur 40'ta, Nur 43'te, Neml 88'de, Rum 88'de sahab olarak geçiyor buradaki bulut. Onlarda da bulut geçiyor ama zamanlı olarak değil. Yağmur o. Ve hepsi de bunların şeyle ilgili geçiyor. Yağmurla geçiyor. Yağmur, yağmur, yağmur. Bak yazdım oraya. Bir tanesi karanlık ve dalgalı ya, denizin üzerindeki bulutlarla. Şeye gerek yok ya. Tamamen şeyle ilgili geçiyor. Şimdi bu çok ciddi bir soru işareti oluyor. Evet. Göklerin yaran ve içinde melekleri indiren veyahut da içinden bir şeyler indirilen rızık, kudret helvası vesaire falan şeklinde geçen iki şeyden bahsediliyor. Bu bir uzay gemisi mi veyahut da bulut mu? Bulut diye tercüme edilmiş ya. Bu hani galaktik birileri var mı yok mu onu tartışıyoruz ya. Onunla alakalı olarak bunu okudum. Çok ilginç bir bilgi çünkü. Tamam. Şimdi buradan geliyoruz nereye? Meleği Alaya. Meleği Alaya. Ne var Saffat suresinde? Saffat suresine bakalım. O göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbi, bütün doğuların da Rabbidir. İşte bu da çok önemli. Mesela doğular diye orada bir şey geçiyor. Bu doğular zaten gezegen manasına geliyor. Altındaki ayet de zaten onun gezegen olduğunu söyleyecek. Biz en yakın göğü bir süsle yıldızlarla donattık. Aa, yıldız değil o. Şimdi oradaki şey kevkep. Orada yani burada geçen kelime kevkep. Bu kevkep kelimesini ısrarla yıldız diye çeviriyorlar. Bu kevkep kelimesi aslında kevkep gezegen. Evet. Gezegen demektir. Bu yıldız değildir. Biz yakın göğü gezegenlerle donattık. Bizinetil kevkeb. İlke vakip. Bizinetin ilke vakip. Şimdi yani burada bizinetin, gezegenler diyor. Bizinetin ilke vakip. Kevakip. Ha. Gezegenlerle donattık diyor yakın göğü. Yani dünya semasını gezegenlerle donattık. Ne demek? Bu güneş sisteminin gezegenleri var. Yani burada aslında biraz sonra bahsedeceği ayetlerde olan olaylar gezegenlerdeki canlıların yaptığı olaylar. Tamam. Şimdi buradan sonrakinde Saffat suresinin 7. ayetinde şöyle söylüyor. Ve onu her itaat dışına çıkan şeytandan koruduk. Bitti. Şimdi bu ne demek? Şeytanın marit geçiyor orada. Burada geçen kelime marit kelimesi alıp kaçan. Ama bu bilgi alıyor kaçıyor. Yani casus diyorum ben buna. Evet. Buradaki şeyi şöyle çevirebiliriz. Biz o gezegenlerin hepsini casus şeytanlardan koruduk. Sonra devam ediyor. Şeytanın marit diye geçiyor. Sen ne demiştin? Marit tamam. Casus. Evet marit. Şeytanın marit. Tamam. Onlar yüce melekler topluluğunu dinleyemezler. Şimdi burada meleği hala geçiyor. Ve her taraftan kovulup atarlar. Bitti. Bak şimdi bunu da şey yapalım. Şimdi burada şeytan, casus şeytanlar var. Bunlar gezegenleri de dinleyemiyorlar. Ayrıca yüce topluluk dediği meleği hala. Biz ne dedik ona? Galaktik konsey. Evet. O galaktik konseyi de dinleyemiyorlar ve atılırlar dediği şey aslında onlar uzaklaştırılırlar. Son devamında söylüyor. Uzaklaştırılırlar. Evet. Onlara sürekli bir azap vardır. 9. ayet. Evet. Saffat'ın 9. Ancak bir söz kapan olursa onun bak da peşine şimdi, delici bir alev takılır. Burada da acayip bir şey var. Bu şeytanlar ne kadar uzaklaştırılırsa uzaklaştırılsın. Bunlar fazla da uzaklaştırılamıyorlar. Bazıları da kapıyor bir şey. Evet. Yani oradaki yani laflardan duyuyorlar bir şeyler. Özet olarak bir Meleği Ala diye, yüksek yöneticiler diye bir topluluk var. Şimdi bunu inceleyelim ama. Bunları dinleyen, bunlardan bilgi çalmaya çalışan, söz kapmaya çalışan şeytanlar var. Var. Ve bunlar onların peşine şeyler alevli, uzaklaştırılıyor. Şeyler çıkıyor. Sistem var. Bir sistem uzak ama uzaklaştırmaya rağmen kapıyorlar, açıyor. Kapıyorlar, şihab takılıyor. Şihabı da şöyle anlatabiliriz. Ragıp el-İsfahani'nin şeyinde şihab şu. Aynen bizim şu anda gördüğümüz jetler var ya jet. Jet motorunun arkasından çıkan alev. Çünkü şihabın manası şu. Bir alev kaynağı var. O alev kaynağından yukarıya göğe çıkan alevin gökte bıraktığı iz. O zaman jet motorunun arkasından gökte kalan ize biz şihab diyebiliriz. Yani demek ki bunların peşine bir araç takılıyor gibi bir mana çıkıyor. Şihabın sakip. Bu sakip şeyde de geçiyor. Delici. Necmü delici demek. Vardı. Mesela şeyde Tarık. Tarık sözüne. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Şu konuyu şöyle açayım. Şimdi burada meleği ala varsa. Zaten eğer bir kişi bir yerden bir bilgiyi almaya çalışıyorsa. Burada şu var demektir. Bu nedensellik içinde bir durumdur. Yani bunlar yaratılmış varlıklar demektir. Yani bu şeytan dediği şey zaten biliyoruz ki yaratılan bir varlık. Bunlar bir yerden bir bilgi alıp onu öğrenip oradan kendisine göre bir plan yapmak üzere. Çünkü casusluk niye yapılsın?
Ben başka tarafta benim hakkımda ne düşünüyorlar diye öğrenmeye çalışıyorum. Oradan o bilgiyi alıyorum, planımı yenileyeceğim, onlara tedbir alacağım. Buradan birinci anlaşılan bu. Casusluk yapanların yaratılmış nedensellik içindeki varlıklar olduğu anlaşılıyor. Diğer kısım meleği hala, bunu melekler de çevirmişler. Melekler konseyde de çevrilebilir. Ama bunların da yaratılmış varlıklar olduğunu anlıyoruz. Buradan da şu sonuç çıkıyor, onlar da önlem almışlar. Yani kendi konuştukları, yaptıkları planın karşı taraf, rakip tarafından öğrenilmesini istemiyorlar. Hatta öğrenen olursa da onun peşine bir şey takılıyor ve onun yakalanması umuluyor. Ne diyorsun bu yorumlara? Yani burada sanki gökyüzünde galaktik bir savaş var. Bu savaşın iki tarafı var. Birbirlerine de casusluk yapıyorlar. Biri diğerini koruyor, önlüyor gibi bir durum da çıkıyor. Yani burada okunanlarda ne anlaşılıyor? Yani böyle anlaşıldığı zaman o zaman nasıl anlayacağız biz bunu? Bütün bu konular da hep insanoğluyla ilgili. İnsanoğlunun yaratılmasıyla ilgili. İnsanoğlu yaratıldıktan sonra olacak olan dünyaya halife yapılması ile ilgili konuşulan konular onlar. Çünkü Sad suresindeki konunun arkasında hemen insanın yaratılması konusu var. Yani meleği âlâ dedikten sonra peygamberimiz nereden bileceğim ben meleği âlâdakileri? Bir de orada geçen kelime şu. Yahtesimani, yani husumet besleyerek tartışıyorlardı. Husumet de şu, karşılıklı düşmanlık. Elmalı Hamdi yazar şöyle çevirmiş. Bunlar münakaşa ediyorlardı. Münazara değil demiş. Münazara fikir tartışmasıdır. Münakaşa birbirine düşmanlık güden bir tartışmadır diye açıklama yapmış. Evet. Şimdi burada da şu anlaşılıyor. Melekler niye birbirine düşman olsun? Öyle değil mi? Yani melekler Allah'ın emri neyse onu verirler, onu uygular. Ne bir fazla ne bir eksik, ama burada fikir yürütüyorlar, birbirleriyle tartışıyorlar ve birbirlerine düşmanlık besliyorlar. Evet. Çok acayip bir tasarım çıkıyor. Şimdi bu aslında bizim itikadımızı, imanımızı da zorlayan, tam sınırda aslında gelen bir noktada. Zorlayan değil. Yani şöyle, genel kabullere sen uymak zorunda değilsin. Kur'an-ı Kerim'e bakacaksın. Orada ne diyor? Sana diğerleri işte ruhbanların söylediklerini sen... Onlar rahibanların söylediklerine karşı farklı bir şey düşünmek yani, değil aslında. Tam tersi bence Kur'an'ın farklı. Tamam, Kur'an'da bizim yorumumuz doğru mu acaba? Her şeyi düşünüyorsun. Yani bizim yorumumuz doğru mu? Bizim yorumumuz itikadı zorlayan bir yorum. Şu anda sınırdayız yani. Sınırdayız. Yorum, ha geçtik oraya, yorum, bu taraftayız. Yani bak şimdi şöyle bir şey var. Biz illa bu böyledir hiçbir zaman demiyoruz. Ama buradan bu mana çıkıyor. Kesin bu böyledir dediği zaman aslında orada problem var. Evet. Yani aslında bize içinde yaşamış olduğumuz sistemin çok acayip bir sistem olduğu ve bunu biraz zorladığımız zaman karşımıza çıkan şeylerin tam iman sınırına getirdiğini de görüyoruz ve anlamaya da çalışıyoruz. Anlamak için de biraz zorlamamız gerekiyor. İman ne demek o zaman? İman ne? Ya iman şu, Allah'ın aşkın bir varlık olduğunu kabul ettiğimize göre. Öyle zaten. Ama şimdi burada geçen konu aşkın varlıklarla ilgili değil. Bence öyle. Onların altında yaratılmış olanlarla ilgili. Orada şöyle bir bence hata var. Şimdi insanlar kendi aralarında tartışıyor mu? Bir meclisler o var, işte burada savaşlar yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar veyahut da münakaşa da yapıyorlar, münazara da yapıyorlar değil mi? Hı. Aynı şey melekütte de olabilir. Niye olmasın? Yani burada problem var mı? Bence yok. Yok mudur acaba? Yani işte bak işte burada konuşulan konu hep nedenselliğin içinde. Yani çünkü karşı tarafa bir şey vermek istemiyorsun. O tedbir alıyor. Sen ona göre planını yenileyeceksin. Bunlar hepsi şu demek. Bir şey olup bittikten sonra. Daha önceki videolardan bir tanesinde de konuşmuştuk. Allah meleklere secde edin dediği zaman hepsi secde etti. İlla iblisi değil mi? Şeytan iblis etmedi. Hariç. İblis etmedi. Ama meleklerden bir tanesi olarak sayıyor. Melekütten kovuluyor daha sonra. Evet, melekütten kovuluyor. Demek ki melekler de kendi aralarında farklı şey yapabiliyor. Farklı düşünebiliyorlar. Kovulabiliyor yani. Melekütten kovulabiliyor. Bak işte örneği var iblis. Ama işte nasıl anlayacağız yani bunları, nasıl anlamamız gerekiyor? Yani burada eğer bir tartışma oluyorsa, insanın yaratılması üzerine bazıları buna karşı çıkıyorsa ve bu olay üzerine melekütten kovuluyorsa, buradaki bu tartışmaların içindeki bütün varlıkların nedensellik için yani sonradan yaratılmış yani varlıklar olması gerekiyor. Yani burada bütün bu şey sonuçta bu ayetlerden anlaşılan melekler hani böyle iradesiz varlıklardır falan diyorlar. İradeleri var ama tamamen onlar ilim sahibi oldukları için şey, Allah'a var, bir kısmı teslim yok. Olmuşlar. Allah'a teslim olmuşlar ama şeytan gibileri onlar işte azgınlık yapıp melekten atılmışlar ama geri kalanlar diğerleri onlar Allah'a şey gereği gibi tesbih ediyorlar, secde ediyorlar, itaat ediyorlar. İşte burada problem şu çıkıyor bence. Aşkın varlık olarak Allah'ı burada nereye koyacağız? Diğer melekler konseyi dediğimiz... En tepede yani içine yerleştirmemek lazım. O en olayların içine giriyor mu girmiyor mu o önemli.
Yani o da olaylara müdahale ediyor mu etmiyor mu? Çünkü burada şu var. Eğer bu bilgileri bize veriyorsa, peygamber gönderiyorsa burada yine olaya müdahalesi var demektir. Ama buradaki müdahale nasıl anlayacağız bu müdahaleyi? Bu sistemin içinde olup da mı müdahale ediyor, sistemin üstünde olup da mı müdahale ediyor? İşte yani insana bir yardımı var demektir. İçinde niye olsun ki? İçinde olan bir şey zaten söylenmiyor ki. Yani onu da istersen bundan sonraki bölümlerde tartışalım. Tamam. Yani bu şey konusu, bu meleği ala konusu çok acayip bir konu. Buradan şu çıkıyor, ben o fikirdeyim. Sanki galakside bir şey var, bir meclis var ve bu mecliste bir tartışma olmuş. O tartışmada da bir fikir kabul edilmemiş ve onun üzerine o tartışmayı yapanlardan bir kısmı dışlanmış. Evet. Diğerleri sisteme hakim olmuşlar ve o dışlananı da biz şeytan diyebiliyoruz ve o da devamlı o dışlanmasını yok etmek için, kendisini ispat etmek için bir şeyler yapıyor. Bu insanlık tarihi boyunca da yayılmış. Buna da akrabalık iddia eden bazı gruplar var. Ve onlar da bu sistem içerisinde bazı şeyler yapıyorlar. Bugünkü Suriye'deki, Irak'taki bütün kargaşalar da buradan temel alıyor diyebilir miyiz? Deriz. Evet, bu programımız da burada sona erdi. Üye olmanızı tekrar ben de hatırlatıyorum, rica ediyorum. Bundan sonra başka bir bölümde görüşmek üzere.